Kocaelispor'un ben şöyle hızlıca bir transferlerini bir sayayım size hatırlatayım. Hasan Hatipoğlu geldi Erzurumspor'dan ama sakatlandı. Ne yazık ki devre hemen bu devre oynamayacak. Bir talihsizlik yaşadı. Samsunspor'dan İlyas Kubilay Yavuz'u transfer etti Kocaelispor. Biliyorsunuz geçen son iki sezondur Samsun'da tırmanan bir oyuncuydu. Fakat son yarım saatler hep oynayıp sonradan oyuna girerek verdiği katkıyla dikkat çeken bir oyuncuydu. Ankara Gücü'nden Atilla Turan, Romanya liglerinde oynayan Fransız futbolcu Paheria, İsrailli futbolcu Tistel, Abdullah Çisse, yeni ginelim Bosna Hersek'in Novi Pazar takımından gelmişti. Sırbistan tabii de yani Bosna kenti olduğu için öyle diyorum. Mehmet Taş, Giresunspor'un başarılı oyuncusuydu. Eskişehirspor'dan Mevlüt, genç futbolcu. Coelho isimli bir futbolcu geldi, Portekizli ama Türk asıllı, aile bireylerinden birisi Türk imiş. Önemli bir futbolcu olan Macek, Kamerunlu, tecrübeli bir isim, uyum sağlarsa herhalde başarılı olur. Ve bir de ne olduğu konusunda herkesin çok merakla beklediği bir oyuncu var. İstatistikleri süper, Endelavu, Güney Afrikalı bir futbolcu. Kıbrıs Rum Kesmi ve Azerbaycan'da oynamış, sonra da Çin 2. Ligi'ne gitmiş. Şu anda önümde değil istatistikler ama yaklaşık 300 maçta yani 110 gol, 120 gol gibi bir ortalaması var. Çin liginde, Çin 2. liginde 60 maçta 40 gol atmış bir oyuncu. Fakat kariyeri boyunca Kıbrıs Rum Kesmi, Azerbaycan, Çin gibi hani Çin 2. ligi gibi bir ülkelerde şey yapmış. Türkiye liginde ne yapar bilemiyoruz. Kocaelispor'un böyle bir transfer şeyi var. Hani politikası var. Bu Kocaelispor bu transferlerle ligi nerelerde bitirir diye tahmin edelim. Bakın burada yine Bursaspor ve Denizlispor için söylediğimiz sözü Kocaelispor için de söylememiz lazım. Kocaelispor çok büyük bir taraftarı olan, tribünleri olan, taraftarı olan bir şehir, kulüp. Süper Lig'de uzun seneler başarılı bir şekilde mücadele ettiler. Yine onlar da finansal sorunlardan dolayı hiç tak etmedikleri liglerde gezinip durdular ve nihayet de TFF 1. Lig'e geldi. Bu saydığınız oyuncuların bazılarını bütün seyirciler tanıyor, izleyenler tanıyorlar. Mesela Hasan Hatipoğlu önemli bir oyuncu. Erzurumspor'da da, ondan önce Altınordu'da da oynadı. Fakat alıyorsunuz, yani onu ilk 11'de oynatabileceğiniz bir oyuncu olarak düşünüyorsunuz. Ama talihsiz bir sakatlık geçiriyor. 6-7 ay en azından sahalarda yok. Bana sorarsanız böyle bir sakatlık getiren oyuncu bu sezonu kapatmış demektir. Yani tam verim alamayacağınız için. 6-7 ay sonra ancak sahalara dönecek. Ondan sonra da verim almanız için 2 ay 3 ay geçer ki orada da sezon bitmiş olur. Bakın bu hesaplamalar yani evdeki hesap çarşıya uymuyor. Çok iyi oyuncular var. Tanıdığımız oyuncular var. İşte İlyas var. İlyas Kubilay var. Samsunspor'dan gelen oyuncu. Mehmet Taş var. Geçen sene şampiyon Giresunspor takımının oyuncusu. Yabancılar konusunda bilgi sahibi değilim. Çünkü bu ama geldikleri ligler itibariyle bir soru işareti var. Yani Romanya Ligi, Çin 2. Ligi, saydığın bazı böyle ligler var. O liglerde oynayan yabancı oyuncular konusunda hep bende bir soru işareti vardır. Onun için bir de Mustafa Reşit Akşay'ın durumu var Kocaelispor'da. Çok karakterli bir duruş sergiliyor Kocaelispor Başkanı ve yönetimi. Tebrik ediyorum kendilerini, kutluyorum. Söyler ki biz hocamızı bırakmayacağız. Yani hocamızın sağlık sorunları var. Bu sağlık sorunları atlatılacak, bırakmayacağız. Şimdi Mustafa Reşit Akşay da takımın başında değil anladığım kadarıyla. Veya bize ulaşan haberlere göre. Yani bu bir sorun. Oyuncuların bazıları iyi. Ama geçmiş takımlarındaki yani buraya geldikleri takımlarındaki performanslarına bakarak ya bunlar Kocaelispor'da da aynı futbol oynar diyemiyoruz. İşte bunları ilk düdük çaldığında sahada göreceğiz 1., 2., 3., 4. haftalar bize bu futbolcuların Kocaelispor için neler yapıp yapamayacaklarını gösterecek. Ama aralarında bildiğimiz tanıdığımız 3-4 tane oyuncu var. Bana göre Mustafa Reşit Akçay'ın sağlık sorunlarının olması da büyük bir handikap. Çünkü bir teknik adamın, geçtiğimiz yıllarda gördük, bir teknik adamın TFF 1. Lig gibi bir ligde takımının başındaki rolü çok büyük. Eğer o teknik adam o takımın başındaki rolü hakkıyla oynayamazsa, yeterince
başarılı olamazsa bu görevde o takım istediği hedefe ulaşamıyor. Örnekleri var. Samsun örneği mesela var. Geçen sene işte başka örnekler de var. Bir bakıyorsunuz bir takım 3 tane hatta 4 tane teknik adam değiştiriyor sezon boyunca. Şimdi böyle birlikte Mustafa Reşit Akçay'ın takımın başında olmaması Kocaeli Spor için bir handikap. Çünkü takımı kuran, yani kuranın hoca olması lazım. Çünkü nasıl bir futbol oynatacak ve o futbola uygun transferlerin yapılması lazım. Şimdi bu süreçte bu sağlık sorunlarından dolayı böyle bir şey yakalanamadı ben gördüğüm kadarıyla. Ama Türkiye liglerinden isimleri olan oyuncular tercih edilmiş. Bunları hepsini sahada göreceğiz. Yani Kocaeli Spor bu oyuncularla bu başarıyı yakalar diye ben şu saatte söyleyemem. Ya benim için çok favoridir falan diyemem. Yani bu lig için, TFF 1. lig için hiçbir şey bu anlamda söyleyemiyorum. Yani bu böyle olur diyemiyorum. Kocaeli Spor için de diyemem. Çünkü ben geçen gün bu ligde çok iyi transferler yapmış bir takımla ilgili bir haber yapılmış. Onu izledim. Oyuncular orada ısı marketleri falan yapıyorlar. Baktım oyuncuların yüzlerine, yüz ifadelerine mutsuzlar. Ama oyuncular yani çok isimli oyuncular baktığınız. Bunların ödemelerinin zamanında yapılması lazım. Bunların mutlu olması lazım gittikleri yerde. Motive olmaları lazım. Teknik adama burada çok büyük görev düşüyor. Kulüp yönetimine çok büyük görev düşüyor. Bence iş imza attırmakla yani futbolcuya imza attırmakla formayı giydirmekle bitmiyor. Hem onu oynatmak hem de o transferlerle o takımı bir takım haline getirmek. Yani bireysel olarak oyuncular çok iyi oyuncular olsalar bile süratle o takımın bir takım haline, kolektif futbol oynayan bir takım haline gelmesini sağlamak lazım. Kocaeli Spor bunu yapabilecek mi? Yani yapabilecek mi? Yapıp yapamayacağını dediğim gibi ilk düzlük başladıktan sonra maçları seyredince göreceğiz. Ama tabii bu ligde de ilk 4-5 hafta lige ısınma haftaları olarak görüyorum ben. Ama eğer bu 4-5 hafta içinde çok başarılı sonuçlar alınırsa da bu ısınma haftaları kopma haftaları haline de gelebilir. Çünkü Atalan Üsküdar'ı geçer. Ondan sonra siz hep onu kovalar. Mesela geçen sene Giresun Spor hep üste götürdü bu işi yani. Samsun Spor hep üste götürdü yani. İlk haftalardan beri üste götürdü. Son haftalar kaybetti ama ilk haftalardan beri üste götürdü. Ve yani Samsun Spor'un geçen sene başarısızlığı bu sene böyle transferler yapan takımlara da bir ders olsun. Yani aynı puanda, 70 puanda ve bir gol avarajıyla Süper Lig'e çıkma şansını kaçırdı Samsun Spor. Ve biz o zaman playofflar başlarken bir şey söylemiştik. Playoff'a kaldı mı işin Allah'a kalır demiştik yani. Anlatabiliyor muyum? Ve Samsun Spor o playoff'un en güçlü çıkmaya aday takım olmasına rağmen altın ortası gibi zayıf bir takıma elendi. Onun için Kocaeli Spor'da bunları göz önünde tutması lazım. Bana göre eğer Mustafa Reşit Akçay'la devam edilemeyecekse sağlık sorunlarının nedenleriyle Fransa takımın başına bir yeni teknik adam bu işi götürecek, hedefe ulaştıracak teknik adam bulunması gerekir. Tabii ben Mustafa Reşit Akçay'ı çok sevinirim, severim, sayarım, beğenirim de. Ama eğer şartlar devamı imkansız kılıyorsa da Kocaeli Spor bu konuda tedbir almak zorunda diye düşünüyorum.